0.5 olduğunu düşünün. 0.5 ise bir 24'lük bir tane dizi içerisinde ne yapacağım bu? Bir dakika. 0.5 ise şeye bağlı ki, değil mi? Güzel tarafı bu muydu? Formülün içerisinde en yok. Düşünebiliyor musunuz? Formülün içerisinde en yok adamlar. N'e bağlı değil, o 1. Değil mi? Eğer oysa 1.5. İsterse burada 1024, isterse 5024 yazsın. Tamam mı? İsterse 10 üzeri 10 yazsın. 10 üzeri 10 demek zaten değil mi? Yok pardon, 2 üzeri 10. İsterse 2 üzeri 20 yazmış olsun. Burası her zaman 1.5. Şurası kaçta? 1 artı 0.5 bölü 2 miydi? 1025 mi diyor? 1025. Bu da hayır. 1024'lük elemanı başlıyor. Tamam. Abartalım. 2 üzeri 30 olduğu zaman ne olacak? 2 üzeri 30. Bu 30 tane yapacak. Bu 30 tane yapacak. Bunları söyleyin. 1.5 değil. Çünkü onlar n'e bağlı değil. Tamam. Baya baya karşılaştık bunlar. Bu formülleri unutmayın. Bir yerden sonra falan gelir burada. İşte load faktörü aynı olan chain'in load faktörü aynı olan, kitapta var bir iki tane örnek, bakın onlara ben yapmadım. Load faktörü aynı olan chain'in hash table'ı ve open address'in hash table'ı var. Buna göre hangisi daha fazla yer kullanır falan filan gibi sorular gelir. Onun gibi şeyler. Ya da aynı iki tane binary search tree'im var ve hash table'ım var. İkisi de aynı miktarda hafıza kullanıyor. Bunların search performanslarını karşılaştırın. Tamam mı? Formülleri belli, koyuyorsun. İkisini eğer kullandığı alan aynıysa, ne kullandığı alan burada işte bu. Bunun 3 eli, tamam mı? Bunun n bölü n'sine eşitmiş. Ondan sonra oradan n'yi vurursun falan filan. N'yi bulduktan sonra şeyden onun performansını hesaplarsın. Bunun performansı zaten burada. Hangisinin performansının kaç kat olduğunu hesaplayabilirsin. Bunlar analizlerini yaptık. Bu sayı hakkında daha fazla konuşmayacağım dolayısıyla. Tabi bunların hepsi load faktörü var. Eğer load faktörü 0.5'ten yüksekse open addressing için, 1'e doğru gidiyorsa o rakamların hiçbiri geçerli değil. Çok daha kötü olacak sonuçlarımız. Space requirement içinde yine ayrı numara. Space requirement içinde yine ayrı numara. Ben zaten o tabloyu yaptım bunları. Bu ne diyor? Hash tables, formularies and trees. If n is less than 0.75, eğer benim elim 0.75'ten küçükse hala bunlardan iyiyim değil mi? Şuraya bakalım mı? Eğer benim elim 0.75'ten küçükse eğer 0.75'ten küçükse binary search tree'den tabii ki iyiyim. Sorduk dereceden iyi değilim. Değil mi? El kaç olması lazım ki 3N'e kadar çıksın orası? Elin kaç olması lazım arkadaşlar? Yani şu open addressing'le binary search tree'nin aynı alanı kullanabilmek için elin kaç olması lazım? Söylemiyor musunuz ya? 1 bölü 3 işte. Değil mi? 1 bölü 3 olduğu zaman n bölü 1 bölü 3 3'e diyor değil mi? Yani table'ın 3'te 1'i ancak ona geliyor. Table'ın 3'te 1'i doluysa binary search tree'ye kadar yer tutuyor. Load faktöründe 0.33. Load faktörü 0.33 olduğu zaman bu adam hala log n'den dolaşırken ben 1.2'lerde falan dolaşacağım değil mi? O karşılaştırmaları burada yapabilirsiniz. İkisi aynı yer tuttuğu zaman. Ya yani benim load faktörüm 0.33 olduğu zaman binary search tree ile aynı miktarda yer tutuyorum ama performansım ondan çok daha iyi. Load faktörüm 0.75 ise binary search tree'den çok daha az yer tutuyorum ve performansım ondan hala 0.75 olduğu zaman sanırım 2.5 falan ediyor. Hala benim performansım ondan çok daha iyi. Space requirement hakkında konuşuyor. Peki chaining'de nasıl? Chaining'de yine aynı numara. Ne diyor ya bu burada birazcık? Biz ne demiştik arkadaşlar şeye? Ne kadar yer tutar demiştik? N bölü N artı 2N demiştik. Bizim şeyimiz budur mu? N bölü N şurada N bölü N artı 2N demiştik. Bu adam N artı 2N diyor. İkisi aynı numara mı? Her iki tarafı şeyle çarpsam N ile çarpsam 2N N ediyor orası.
Yok ya, bunda bir numara bu, yanlış bu değil mi? Open chaining'de artık end zaten şeyden geliyor. L bir defa her bir linked list'teki şey sayısı. Aynı numara herhalde bu ya. Aynısına mı geliyor arkadaşlar bu? Onlar birbirine ayrı. Yalnız L'in içerisinde şey var. L ne demek? N bölü table size demek değil mi? Açalım bunu. Şurası N artı 2 N bölü TS. Bunu yapalım. Bu da N bölü TS. Bunlar aynı mı birbiriyle? 2 N TS geliyor. Şuradan. Değil mi? TS şurası N TS artı 2 N. Değil mi? Şurası ne? N artı 2 N TS. Tutturamadık. Hangisi daha küçük? N TS. 2 N. Biz 2 N TS ile çarpıyor. Bizimkisi daha büyük gibi. Bizimkisi doğru. Bence o adamın bir şeyi yanlış formu. Biz mantıklı bir şekilde yaptık. Bunu kitaptan bir bakın. Bunu kitaptan mı almışım ben? Kitapta aynısını mı söyleyeyim? Evet. Single linked list kullanmıştım ama ben zaten single linked list kullanmıştım. Nereden gelmiş? 2L nereden geliyor 2L bir defa? Her linked liste diyor. Her linked liste L tane eleman olduğuna göre 2L tane referans oradan gelecek. Aha tamam, bunun any table size'ı. N number of elements değil. N table size'ı. Anladınız mı? N bunun table size'ı. 2L de oradan geliyor. N yere table size'ı koyarsan ben o zaman olur ya. Şuraya N yerine L yerine onu koyduk. Karıştırmış bu. Benim enimle onun eni birbirinden farklı. Enlerimiz farklı bu adamın. N tane eleman var. Gördünüz mü? Size of the table diyor. N burada. Benim enimle onun eni farklı olduğu için böyle bir fark çıkmış. Siz bunun bir matematiğine bakın. Tamam, ben biraz daha devam edeyim. Şu birazcık implementasyon, genelde hep gidip implementasyon. Ta en sonuna kadar kod göstericiye kadar iniyor dediğine kadar. İlk önce interface'den başladık. Abstract sınıflar falan filan. Sonra algoritmanın üzerinde konuştuk. Şimdi birazcık daha Java implementasyonuna bakalım. En altta da kod var bir yerlerde. Burada koda kadar inmeyeceğiz. Size kod göstereceğim. Sadece algoritma göstereceğim. Bu hashtable implementasyon için kullandığımız bir defa map'ler üzerine çalışacağız. Eğer map'i implement edersek zaten set onun daha bir alt kümesi diye düşünebilirsiniz. Hatırlıyorsanız map içerisindeki metotlar, interface map bunlar. Get vardı, key veriyordu, sana value tarafını veriyordu. Eğer bulabilirse, yoksa null veriyordu. Is empty, put vardı, key value pair'ini veriyordum. Eğer key value pair orada varsa zaten oradaki value senin value'ne değiştirip sana eski value'yi return ediyordu. Key veriyordum, bunu remove ediyordu. Eğer bulabilirse remove edip sana base'ini veriyordu, yoksa onu remove edip sana null veriyordu. Yok pardon. Bulamadıysa da null return ediyordu. Bir de size var. Bunlar bizim hash map interface'imiz. Onların implement edilmesi lazım. Ondan sonra bir tane class, inner class entry var. Entry diye bir tane inner sınıfımız var. Bu K ve pair'lerini bir arada tutacak bir tane inner sınıf. Dış dünyadan bağımsız bir sınıf. Dış dünyaya bunu göstermiyorsunuz. K tarafı var, V tarafı var. Generik bir sınıf ama iki tane generik parametresi var. Bu da constructor'ımız. K tarafı ve V tarafı. Tamam. Sorun mu? Bu enteyi normalde dışarıda gösteriliyor gibi hatırlıyorum da. Enteyi göstermiyor. Yok, bir enteyi. Hani şey gibi, iteratör gibi işlem yapılabiliyor diye. Ben de sabah baktım, öyle değil, hatırlamıyorum. Yok, ben yanlış hatırladım. Ya ne zaman hatırlıyorsun? Ben yanlış hatırladım. Ben şimdi hatırlıyorum. Yok, bu private bir inner sınıf. Diğer türlü dışarı koyarlar. Tamam, private bir inner sınıf. Başka? Belki de sen bilmiyor, ben emin değilim ya. Inner sınıf private mı acaba? Bakın ya, böyle yazıyor mu? Inner sınıf private mı? Private. Tamam. Private bir inner sınıf. Ondan sonra... Evet. Constructor efendim? Constructor public ama yani sınıfın kendisi inner olduğu için. Yani sınıfın kendisi private. Dışarıdan kimse kullanamayacak. Ama bunun içerisinde yer aldığı KW Map sınıfı
Onu kullanabilirsin. Tabii ki olacak dedim. Diğer türlü bu sınıfın dışında kimse kullanamazsın. Yani entry'nin dışında. Bunlar entry'lerin metotları. Get key, get value, set value. Bunlar entry'li metotları şunlar. Aptekiler. Onları da yaptık. Başka? Bu da bizim open adresini yapan, linear probing yapan şeyimiz. H-table sınıfımız. İçerisindeki data field'lere. Mana vermeye çalışalım şunlara. Bir defa bir map için bir tane table'ımız olacak. Open adresini yapıyoruz ya. Her bir eleman bir tane entry referansı. Ondan sonra bir tane static final int start capacity var. Değeri kaç bilmiyorum ama 10-20 falan bir biz. Pardon 10-20 bir tane asal sayılacak o. Sonra bir tane load threshold var. Load threshold ne işe yarıyor sizce? Load threshold. Ne işe yarıyor? Sınırını evet. Doluluk oranının sınırını şey yapıyor. Belirliyor. Ne demek yani? Eğer burada 0.5 yaparsanız add yapanlar bakıyor. Eğer doluluk oranı 0.5'in üzerine çıkarsa load oranı bunun üzerine çıkarsa hemen rehash yapıyorlar. Yani hiçbir zaman load threshold'un üzerine çıkmasını istemediğin rakam bu. Tamam ve onu statik yapmamış da bu değiştirilebiliyor icabına. Load threshold'unu şu yap, bu yap falan filan diyebilirsin. Sonra num keys var. Num keys kaç tane key insert ettim? Kaç tane elemanım var şu anda şeyde? Table'ımda. O önemli bakın. Bir de altında ne var? Num delete. Kaç tane eleman delete ettim? Onu da tutması lazım. Niye? Num keys'in içerisinde bazıları onların num delete. Hepsi onların şey değil. Bir dakika şurada ne açıklamasında? Excluding diyor. Pardon yanlış söylemişim. Num keys artı num delete toplam kullanılan alanı söylüyor sanki. Num keys o anda aktif olan alanlar. Num delete delete de olanlar. Ama ikisi de num key zaten num delete işgal edilen alanlar. Tamam mı? İkisinin toplamı. Ve bizim işte dummy değerimiz var ya deleted. Bir tane private final entry deleted yapmış. Dummy bir tane deleted entry'si. Delete olanlar yerine tak diye bunu koyuyor. Yani delete olan herkes bunu referans gösteriyor. Delete olan herkes bunu oraya gidip deleted yazmıyorsun yani esasında oraya. Bunun ne? Bu bir obje değil mi? Private bir tane final obje. Bunu oraya referans olarak koyuyorsun. Herkes bunu gösteriyor. Yani bir tane delete obje var. Delete obje herkes, delete olan herkes share ediyor. Hash table open. Başka bir sınıf, diğer sınıf. Hash table open. Onun data field'lerine bakalım. Hash table open'un data field'lerine. Pardon. Hash table chain'in data field'lerine bakalım. Onlar da bunlar. Bir tane nesi var editörün elinde? Bir dizisi var. Dizi bakın bir tane dizi var. Ama dizinin her bir elemanı bir tane entry linked liste. Çok karışık gibi gözüküyor ama değil. Bu bir table, bu tane dizi. Ne dizisi bu? Bir linked list dizisi. Linked list ne linked listi? Entry linked listi. Tamam mı? Bir entry linked listi. Bunlardan dizi içerisinde var. Table altında gidiyor. Num keys. Kaç tane key var burada? Deleted problemimiz yok. Ondan sonra private static final int capacity ilk kapasitemiz ne olacak? Load threshold burada da var. İki tane hash table open private metodu var. Hash table open bu chain. Bir tanesi find private dış dünyadan çağrılamıyor. Bu da rehash. Dış dünyadan çağrılamayan rehash. Hash yapması için çağrılan metod. Find'i niye dış dünyaya koymamış? Çünkü find'i dış dünyaya koymamış çünkü dış dünyada find diye bir tane metodumuz yok bizim arkadaşlar. Bakın şey var. Get var, put var, remove var. Burada find diye bir şey yok. Belki get ve put bu find alt tarafta kullanabilir ama find dışarıda değil. Bakın find ne yapıyor? Verilen bir key arıyor. Eğer bulursa onun indeksini return ediyor. Bulamazsa da ne return ediyor biliyor musunuz? Onun olması gerektiği yeri return ediyor. Anladınız mı? Bulursa eğer olduğu yeri return ediyor indeksine. Bulamazsa da olması gerektiği yeri indeks ediyor. Dolayısıyla bunu hem get hem de put çağırabilir. Get bunu çağırıyor. Eğer olması gerektiği yerde başka birisi varsa, tamam mı? Tamam mı? Ya da null varsa o zaman bulamadım diyor. Put bunu çağırıyor. Eğer olması gerektiği yerde null varsa koyuyor. Başka biri varsa benden zaten varmış diyor. Tamam mı? Find'i kendi içerisinde bunu çağıracaklar. Başka. Bunlar da artık algoritmalar başladı. Bunları sanırım ben salı günü Abdullah'a devireceğim. Abdullah bu algoritmalardan size anlatsın şunların üzerinden geçsin. Ben de chapter'ın arta kalanını
geçer inşallah. Çarşamba günü bir sonraki chapter'a başlarım. Soru falan var mı? Zamanı geçtikten sonra bir tane bile soru çıkmadı şu ana kadar. Hocam, İlk soru, tamam. Daha önce söylediğimiz entry class değil mi? Oradaki class. Evet, inner sınıf, entry inner sınıf. Tamam. Normalde Java'da bulunan entry'yi de invert etmişler. Java'da bulunan ne? Entry var, map entry var. Map entry diye bir şey var, ona geleceğiz, anlatalım. Bu KW entry bu. Ne oldu? Kıraş oldu ya. Kim yaptı?